Herkese merhaba, ben Canan Bektik. Bazen olaylar geldiğinde, bizim hiç hoşumuza gitmeyen şekilde olaylar geldiğinde ne yapıyoruz? Hemen o olayın içine giriyoruz ve kendimizi sınırlıyoruz ve sanki hiçbir zaman bir şekilde bir çıkış yolu yokmuş gibi orada sıkışıp kalıyoruz ve olayı daha da büyütüyoruz. O kadar büyütüyoruz ki sanki adeta kendimizden de büyük yapıyoruz o olayı. Ve sanki çözümün çok mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Ve bu olay sırasında bazıları da tabii ki bizim için çok yanlış. Bazıları hep hatalı. Ve biz ne kadar haklı olduğumuzu orada kanıtlamaya çalışıyoruz. Peki ben soruyorum, bunun bize katkısı nedir? Bu haklı olmanın ya da doğru olmanın ya da karşı tarafı suçlamanın katkısı ne? Ya biz bu olaylar geldiğinde dinamik bir şekilde bunu fark etsek ve de desek ya bir dakika, burada nasıl bir çözüm olabilirim acaba diye düşünsek, o bir problem varsa eğer ve biz orada daha büyük yapsak kendimizi, daha geniş bir alan yaratsak, burada çok gürültü var çünkü karayolu, gösteririm size. Güvercinlikteyim. Evet, ya kendimiz için daha büyük bir alan yaratsak ve biz bu kendimiz için yaratırken bu alanı ve biz baksak ki sonra bu alan herkes için olmuş. Ve bu olaylar için, herkes için bir kolaylık yaratan bir alan olsa bu. Yani biz kısacası olayın içinde kendimizi küçük yapmaktansa, olayın içinde sıkışmaktansa, biz mutlaka buna daha geniş bir perspektiften bakıp daha geniş bir alan yaratsak ve enerji olsak orada ve herkesi içine alabilsek, hem olayı hem herkesi ve bu kendiliğinden her şey değişse, biz buna izin versek, sadece olayın içinde sıkışmadan daha geniş bir alan, bakın ne kadar geniş bir alan değil mi? İşte böyle. Bu küçücük alanda kendimizi sıkıştırmayı bırakıp sonsuz bir alan yaratsak, hem o olay için hem de kendimiz için, bundan daha iyi nasıl olur?